Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde algoritmalarla ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Bu soruda çözerken önce pseudocode yani sözde kod yazacağız. Daha sonra da akış şeması çizeceğiz. Yani iki adımlı yapacağız bu dersimizdeki çözümümüzü. Evet arkadaşlar, bir vakıf burs başvurularında 25 yaş altı lisans öğrencilerini değerlendirmektedir. Bu yaş şartını sağlayan adaylar da ayrıca genel not ortalamasının GNO olarak adlandırmış bu soruda bize. En az 3.00 olmasını, yani üniversitelerde biliyorsunuz dörtlük sistem oluyor. 3.75 civarında bir nota tekabül ediyor. 4 100'e tekabül ediyor. Dolayısıyla hani 3 civarında bir not istiyor. 75 civarında bir not istiyor. Ve yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmasını istemektedir diyor. Şimdi detayını aşağıda vermiş. Buna göre kullanıcıya önce yaşı sorulsun. Yaşı 25 ve üzeri olanlara üzgünüz, yaş kriterini sağlamıyorsunuz uyarısı verilerek programdan çıkılsın. Yani 25 yaş üzerine burs verilmiyor. 25'ten küçük olması gerekiyor. Daha sonra yaş şartını sağlayanlara, yani yaşı 25'ten küçük olanlar varsa bunlar için de sırasıyla genel not ortalaması GNO ve yabancı dil puanını sorularak burs alıp almadıklarını ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz. Yani ne olacak? Genel not ortalaması ve yabancı dil puanı sorulacak. Genel not ortalaması en az 3 olmalı. 3 ya da 3'ün üstünde bir rakam olmalı. Yabancı dil sınavından da en az 70. 70 ya da 70 üstü bir not alması gerekiyor öğrencinin. Eğer bu iki koşulu sağlarsa ne oluyor? Burs aldınız yazmalı. En az birini sağlamıyorsa, ikisini de sağlamayabilir tabii ki. En az birini bile sağlamıyorsa burs kazanamadınız yazmalı arkadaşlar. Şimdi yani nasıl yani? İşte not ortalaması 2.5 ama yabancı dilden 75 almış. Burs alamıyor. İşte yabancı dilden işte genel not ortalaması 3.5 ama yabancı dil sınavı 65 diyelim. O da burs alamıyor. Yani ne olmalı? Mesela not ortalaması 3.1, yabancı dil sınavında da 72 gibi bir puan aldı diyelim. Burs kazandınız yazmalı. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Birinci adımda başlayla başlayacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi bitirle bitiriyorum. İlk adımın birinci adım başla. 2. Kullanıcıdan yaş değerini al. Önce bakın, kullanıcı önce yaşı sorulsun deniyor. Eğer yaş 25'e büyük eşit ise, yani 25'ten büyük ve eşit ve büyüktür ise, pardon. Eğer yaş büyük eşittir 25 ise, ki neden böyle yaptım? Yaşı 25 ve üzeri olanlara diyor. Yaşı 25 üzeri olanlar, şu V olmasaydı büyüktür işaretini koyacaktık sadece. V olduğu için büyük eşittir 25 diyorum. Üzgünüz, işte yaş kriterini sağlamıyorsunuz. Burada istenen mesajı aynen buraya yazıyorum. Mesajını ekrana yaz dedim. Sonra uyarısı verilerek programdan çıkılsın. Programı bitireceğiz, yani son olan yere gideceğiz. Buraya bazen bitir de yazabilirsiniz, son da yazabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. İkisi de geçerli. 15. adıma git diyorum. Yani programdan çıkacağız. 6. adımda aksi halde, yani yaş küçüktür 25 ise, bunu yazmak zorunda değilsiniz şu kısmı. Aksi halde yazsanız olur arkadaşlar. Bilgi için ben yazdım. Zorunlu değil ama. Aksi halde, yani şu koşul sağlanmıyorsa buraya geçiyor. 7. adıma geliyor. Kullanıcıdan GNO, yani genel not ortalaması değerini al. Kullanıcıdan 8. adımda ise kullanıcıdan yabancı dil puanı, buna dil puan ismi, değişken ismini verdim. Değerini al. 9. adımda eğer GNO hem genel not ortalaması 3'ten büyük olmalı, büyük eşit olmalı. Neden öyle diyorum? Çünkü en az 3 diyor. GNO, genel not ortalaması en az 3 olmasını, yani 3 olabilir, 3'ten büyük olabilir. Ama mesela 2.90 kabul edilmiyor. V diyor, bakın burada V önemli. Veya deseydi ben de buraya veya diyecektim. Buradaki ne görüyorsanız onu buraya yazıyorsunuz. Ve bakın sadece genel not ortalaması yeterli değil. Dil puanı da önemli. Yabancı dil sınavından en az 70 alması lazım. Dil puan büyük eşittir 70. En az dediği için büyük eşittir kullanıyorum. 70 üzeri deseydi, yabancı dil sınavından 70 üzeri puan alması deseydi büyüktür 70 diyecektim sadece. Neyse, bu şekilde GNO büyük eşit 3 ve dil puan büyük eşit 70 ise tebrikler, burs almaya hak kazandınız mesajını ekrana yaz, bizden istediği gibi. Ve 15. adıma git, programı sonlandır. Bunlardan bakın şu iki koşullu da, ikisi de V yazdığı için ikisinin de sağlanması lazım. AND programlamada çok görürsünüz bunu, V önemli. Her iki koşul sağlanacak. Bu iki koşuldan en az biri bile sağlanamıyorsa aksi halde kısmına gidiyor. Aksi halde de maalesef burs kriterini sağlamıyorsunuz mesajını ekrana yazar. 15. adıma gitler, yani bitirir. Yani mesela 2 durumunda sağlamamız gerekiyor. Bu da V kritik arkadaşlar. Yani işte genel not ortalaması 3,5 olabilir ama yabancı dil sınavından 58 almıştır. O zaman burs kriterini sağlamıyorsunuz mesajı ekrana yazacaksınız. Ya da genel not ortalaması 2,5'tur ama dil puanı 90'dır. Bu öğrenci de burs alamıyor. Ona da yine bu şekilde yazacaksınız. Ama mesela genel not ortalaması 3,1, dil puanı da 72. Tebrikler, burs almaya hak kazandınız. Mesajı ekrana yazacak. Evet, bu şekilde arkadaşlar sözde kodumuz böyle. Şimdi akış şemasını çizmeye başlayalım. Şimdi soruyu ben buraya aldım. Hani isteyen buradan soruya da bakabilir. Burada başlayla başlayacağım ilk adımım. Sonra kullanıcıdan yaş değerini alacağım ama ondan önce değişkenlerimi bir tanımlayalım da. Şöyle ilk değerlerini atayalım. Burada diyelim ki GNO değişkenim, yani gelen not ortalaması 0. İlk değeri 0 olsun. Sonra neydi arkadaşlar? Dil puan. Bu da ilk değeri 0 olsun. Daha sonra bunlar kullanıcının girdiği değerlere göre değişecek. Şöyle biraz küçültelim. Ve bunu buraya bağlayalım. Güzel. Bunu yaptık. Şöyle bu ikisini biraz yukarı çekmek istiyorum. Evet. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bir ilk kontrolüm arkadaşlar ne diyor? Yaş 25 ve üzeri olanlara üzgünüz, yaş kriterini sağlamıyorsunuz. Uyarısı vererek programdan çıkılsın diyor. O yüzden şu başlığının bir kopyası. Ctrl C, Ctrl V. Buraya bir son yapalım. Şunu şöyle bir oldu. Şöyle bitir ya da son. Bitir de yazabilirsin, son da yazabilirsin. Bu burada kalsın, kullanacağız bunu. Kullanıcıdan arkadaşlar yaşı sorulacak. Yaşı sorulacak. Hemen şu simgemizi alacağız. Input yani veri girişi. Kullanıcıdan yaşı sorulacak. Yaş değişkenin adı yaş olacak. Bu şekilde yazalım. Yaşı sorulacak. Bunu da buraya bağlayalım. Şöyle bağladım. Biraz küçülttüm. Evet. Kullanıcının yaş değeri girdi. Daha sonra yaşı 25 ve üzeri olanlar elenecek. Yani programdan çıkacak. Mesaj verilip programdan çıkacak. O yüzden bir koşul sembolü geliyor buraya. Neye bakacak bu? Yaş büyük eşit 25 mi? Kontrolü yapacak. Tabii bu biraz büyük oldu. Çok fazla yer kaplamasın diye küçülttüm. Sığabildiği kadar. Evet. Şimdi buradan direkt buraya akışımız var. Şöyle tabii büyütünce de şöyle bir şey oluyor. Şöyle. Evet. Evet. Şimdi yaş büyük eşittir 25. Evet. Büyük eşittir 25 ise yani yaş kriterini sağlayamıyor ise kişi şöyle burada mesajımızı buradan alacağım ben. Üzgünüz. Yaş kriterini sağlayamıyorsunuz. Mesajı verilecek. Şöyle. Tamam mı? Bu mesaj verilecek arkadaşlar ve programdan çıkılacak. Tamam. Evet. Programdan çıkacak. Programdan çıkışımız nasıl olacak? Buradan geleceğiz buraya. Daha güzel göstermek için bunu şöyle yapıyorum. Evet. Şimdi yaş büyük eşittir 25. Bura evet ya da hayır diyebiliriz yani. True false doğru, true false da diyebilirsiniz. Doğru yanlış yani doğru. Evet yerine doğru da yazılabilir. İkisi de olur. Evet hayır yerine doğru yanlış da olabilir. Evet hayır da olabilir. Yani sorumuza uygun mantıklı cevap. Yaş büyük eşittir 25 mi? Evet. Üzgünüz yaş kriterini sağlamıyorsunuz. Yaş büyük eşittir 25 mi? Doğru. Üzgünüz yaş kriterini sağlamıyorsunuz. Eğer yaş büyük eşit 25 değilse hayır o zaman. Hayır yazacağız buraya biraz sonra. Devam edeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Kullanıcıdan 2 tane değer alacağız. Şimdi GNO ve dil puanını okumak için bakın bunun 2 yöntem var. 2 tane ayrı paralel kenar çizip birine dil puanı diğerine de GNO diyebilirsiniz. Ya da bir tane paralel kenar yani şu sembolden bir tane çizip içine GNO ve dil puan. Tamam mı? Dil puandı değil mi? Dil puan. Evet. Tabii GNO burada büyük kullandıysanız burada da büyük. Tamam, buna dikkat edin. Bu şekilde de yazabilirsiniz. İkisini de bu read demek, input demek. Bu input ikisi de okunacak anlamında ama hani farklı farklı gösterelim. Böyle aramızda genç yaştaki öğrencilerimiz de olabilir. Belki öğretmenleri öyle istiyordur. Ama doğru yani. İkisi bu şekilde de olur, böyle de olur arkadaşlar. İki türlü de olur. Şu dil puanı olsun. Yani tek bir şu sembol içinde, paralel kenar sembolü içinde de gösterebilirsiniz. 2 sembol içinde de gösterebilirsiniz. İkisi de geçerli. Böyle çok uzatmaya gerek yok. Bunu da aynı şekilde şöyle Uzatmaya gerek yok. Şöyle gösteriyoruz. Ah, bu kadar da küçük değil. Şöyle yeterli. Evet. Şimdi bunu da buraya bağlıyorum. Bunu da buraya bağlıyorum. Evet, tabii şunu bağlarken sıkıntı çıktı. Neden? Çok yakın olunca güzel bağlayamıyor. Şöyle yapalım. Evet. Bunu da buraya yapalım. Evet. GNO ve dil puanı okuyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada okuduktan sonra tekrar bir koşul yani sembolü çizmem lazım. Kontrol edeceğim. Neyi kontrol edeceğim? GNO 3'ten 3'e eşit ve büyük mü? Ve dil puan 70'e eşit veya büyük mü? Bunu kontrol edeceğiz. O yüzden bir tane daha şu sembolden çiziyoruz arkadaşlar. Hemen kontrolümüzü yazıyoruz. GNO büyük eşit 3 0 0 ve bakın buraya mutlaka bu V'yi yazın. Ve dil puan büyük eşit 70 kontrol yapacağız. Şöyle yapalım. Burada dilerseniz arkadaşlar buradaki V'yi hani dikkat çekmek için büyük harflerle yazın. Yani dikkat çeker. Daha iyi olur. Evet. Şunu da şuraya bağlayayım. Evet. Kontrol yapıyor. Şimdi evet tabii şuraya neyi unuttum ben? Şuraya hayır. Hayır yazmayı unuttum. Evet. Hayırsa buraya gitsin şeklinde. Evet. GNO büyük eşittir 3 ve dil puan büyük eşit 70 ise o zaman ne yapacak? Burs kazandı. Ne diyeceğiz? Burs kazandınız diyeceğiz arkadaşlar. Tebrikler, burs almaya hak kazandınız diyeceğiz. Sola doğru gitsin. Bu tarafta yer kalmadı. Bu mesajı verelim. Sola doğru gideceğiz ama tabii burada da şöyle şöyle biraz daha aşağı ineceğim değerli arkadaşlar. Şöyle bunu aşağı çekiyorum. Şunu da biraz aşağı çekiyorum. Daha böyle yüzünüze güzel gözükmesi amacıyla yapıyorum bunu. Tamam. Şimdi şöyle buradan devam edelim. Öbüründe soldan devam ederiz. Tebrikler yazalım arkadaşlar. Tebrikler. Burs almaya hak kazandınız diyelim. Burada öğrenci burs kazandığı mesajını ekranda görecek. Bunu buraya birleştiriyorum. Bu hangi durumda? Evet durumunda. Yani GNO, genel not ortalaması 3'ten büyük ve dil puanı 70'ten büyük ise burs almaya hak kazandı ve daha sonra bitiriyoruz. Sona gelecek. Aksi takdirde yine bir mesaj vermem gerekiyor. Şuraya koyun bu mesajı. Buna da diyeceğiz ki maalesef burs kriterlerini sağlamıyorsunuz. Kriterlerini şu kireyle sağlamıyorsunuz. Yani burs alamadığını belirtiyoruz öğrenciye. Bunu da şöyle yapalım ve bunu buradan çekelim. Evet bu tabii. Evet. Sonra da buradan da tabii ne yapıyor? Sona gidecek. Şöyle evet güzel oldu. Bu şekilde de tabii evet hayırı buraya unutuyorum hep. Siz unutmayın arkadaşlar. Puan kırılabilir belki. Küçük de olsa. Evet. GNO genel not ortalaması 3'ten büyük ve dil puanı 70'ten büyükse evet tebrikler burs almaya hak kazandınız diyor. Daha sonra program sonlanıyor. Hayırsa yani bu iki şarttan herhangi bir tanesi bile tutmuyorsa, iki tanesi de tutmayabilir tabii. En az bir tanesi bile tutmuyorsa ne oluyor? Hayır maalesef burs kriterini sağlamıyorsunuz mesajı veriliyor. Ve sona gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar akış diyagramı çözümü de böyle. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirmeden bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Şuradaki kutu var bakın. Bu kutu olmasa da olur. Yani bu zorunlu değil. Birçok üniversitedeki algoritma dersinde görürsünüz belki. Yani bu kutu kullanılmaz. Zaten burada GNO ve dil puanı alıyorsunuz ya. Buna gerek olmayabilir. Birçok durumda. Hocanız özellikle belirtmediyse yani bunu illa böyle yaptığı örneklerde bunu istiyorsa siz de koyun ama yani teknik olarak yani bunu koymak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Yani şunları sileyim. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da doğru. Buradan direkt geçebiliriz arkadaşlar. Ama bazen mesela 9. sınıfta özellikle hani isteyebiliyorlar. Belki bazı üniversitelerde de hocalar o şekilde görmüştür, öyle istiyor olabilirler ama böyle ileri seviye mühendislik bölümlerinde, hani yazılımla ilgili olan bölümlerde özellikle bunlar zorunlu değil arkadaşlar. Yani bu zorunlu değil çünkü çok daha advanced algoritmalarla uğraşıyoruz. Burada işte bir tane kutu yapmışsın, eşittir 0 demişsin. Bunun bir ehemmiyeti olmuyor. Tamam mı? Algoritmanın, beyninizin o algoritmayı çözmesi daha önemli. Ama dediğim gibi daha böyle giriş seviyesi olan yerlerde biraz daha bu tarz böyle formata dikkat edenler karşımıza çıkabiliyor. Ama dediğim gibi şu kutu olmasa da olur. Direkt başladan direkt yaşa ok çizeceksiniz. Bu şekilde de kabul olur arkadaşlar. Evet, videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar, algoritma derslerini bitirdikten sonra mutlaka Python öğrenmek isteyeceksiniz. Ya okulda öğreneceksiniz, zaten dersiniz olacak, ya da üniversitede öğreneceksiniz. Lisede ya da üniversitede. Python bilmeyen artık kalmıyor. Herkes, sözel ya da sayısalcı herkes Python öğreniyor. Python kursuma indirimli kayıt linkini bırakıyorum arkadaşlar videonun açıklama kısmına. İndirimli fiyatı göreceksiniz. Fiyatlar değişebiliyor. Buradaki fiyata bakmayın. Linke tıkladığınız zaman indirimli fiyat orada gözükecek. İsteyen arkadaşlarımız algoritmalar derslerini bitirdikten sonra, oynatma listesini tamamladıktan sonra Python kursuma kaydolup Python'ı en doğru ve en güncel şekilde öğrenebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.